Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'dan 18.30 ana haberden hepinize mutlu akşamlar. Değerli izleyenler, bugün tarih 6 Aralık 2011 Salı. Haftanın ikinci çalışma ve okul gününde yine ülke ve dünya gündeminden öne çıkan sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağım az sonra. Yine yurt içinde siyasetten futbola, yine Van depreminden birçok siyasi konuya yelpaze geniş ülke sınırları dışından öne çıkan sıcak gelişmeler var. Avrupa Birliği ile alakalı kriz, ekonomik kriz devam ediyor. Bununla ilgili Merkel ve Sarkozy'nin bir mini zirvesi vardı. Yine gündeme damgasını vurdu. Futbolda Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe yine ayrı ayrı taraflarda karşı karşıya geldiler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Gül'ün futbolda şike ile alakalı yasasını veto etmesine cevaplar verildi. Öte yandan CHP'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in annesi vefat etti. Bu sebeple Ankara'da grup toplantısı yapmadılar. Bunların hepsi için hazırsanız 6 Aralık 2011 Salı'nın ana haberi için hazırsanız başlayacağız. Ana haber için hadi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numarası ne istedi? Başkan Yardımcısı Biden'ın Türkiye ziyaretinin ayrıntıları netleşiyor. Kerbela'yı anlamak ve anmak. Profesör Doktor Haydar Baş'tan Kerbela değerlendirmesi. Avrupa Birliği'nde büyük çöküş. Almanya ve Fransa'dan yeni AB projesi. Şike yasasına veto tartışması. AKP veto edilen yasayı aynen meclisten geçirmek istiyor. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül'e tepki gösterdi. Kılıçlar çekildi. Fenerbahçe, aydınların sözleri gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Aydınlardan gerekirse şahitleri söylerim açıklaması geldi. CHP'de acı gün. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in annesi toprağa verildi. Dikkat, yağmur geliyor. Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkili olacak. Ayrıntılar şimdi. Değerli izleyenler, ilk haberimiz ülke sınırları dışından Türkiye ile bağlantılı, yakinen ilgilendiren bir konu. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı hatırlayacaksınız. Amerika'nın iki numaralı ismi Biden, Ankara ve İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ayrıntıları yavaş yavaş netleşiyor, onları paylaşacağım. Biden'ın başta Suriye ve İran olmak üzere Ankara'dan bir dizi talepte bulunduğu ifade ediliyor. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyaretinin ayrıntıları netleşiyor. Biden, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşmüştü. Biden'ın başta Suriye ve İran olmak üzere Ankara'dan bir dizi talepte bulunduğu ifade ediliyor. Yeni Mesaj gazetesi bu konuyu Şer Planı manşetiyle haberleştirdi. Gazetenin haberine göre Biden, İstanbul'dan Atina'ya giderken Amerikalı gazetecilere görüştüğüm herkes aynı kaygıyı dile getirdi. İran ne olacak? İran'ın etkisi ne olacak? Amerika Irak'ı terk ediyor. Bir boşluk oluşmayacak mı dedi. Biden'ın ise Ankara'da İran'ın Irak'ta etkisinin artmasından korkan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Irak'tan kopmuyoruz, aksine orada etkimizi arttırıyoruz dediği belirtiliyor. Ve Suriye. Biden-Erdoğan görüşmesinde Suriye'de Beşar Esad sonrasının da planlandığı iddia ediliyor. Öte yandan Yeni Mesaj gazetesi yazarlarından Sabahattin Önkibar, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numaralı adamının Ankara'dan 7 talepte bulunduğunu yazdı. İşte o talepler. 1. Türk ordusu Suriye topraklarında harekata başlamalı ve güvenlik koridoruyla tampon bölge oluşturmalı. 2. Türkiye sadece Suriye'ye değil İran'a da ambargo uygulamalı. Türk bankacılık sistemi İran bankalarını tamamen dışlamalı. İran'la enerji ilişkileri kademeli olarak askıya alınmalı. 3. Türkiye yeni anayasa çalışmalarını çok kısa bir zaman diliminde tamamlamalı. 4. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekildikten sonra Kuzey Irak Kürtlerinin yani Barzani ile Talabani'nin güvenliğini garanti etmeli. 5. Türkiye, İsrail'e şeklen bile olsa kavga etmemeli, var olan sorunlar derhal giderilmeli. 6. Kıbrıs konusunda Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na baskı yapmalı. 7. Ermenistan'la başlatılan süreç canlandırılmalı ve kapılar hemen açılmalı. Değerli izleyenler, Kerbela'yı anmak demek Yezid'in ordusuna ve Yezid gibilere, İslam'ı şahsi menfaatlerine alet edenlere
katliamları Allah rızasını umarak yapan dinden çıkmışlara lanet etmek demektir. Kerbela'yı anmak demek, hakla batılının mücadelesini diri tutmak demektir. Bu sözler Yeni Mesaj gazetesi yazarı Profesör Doktor Haydar Baş'a ait. Kerbela şehitlerini anmanın ne demek olduğunu işte böyle tarif etti bizlere. İşte Haydar Baş'ın Kerbela'yı anlamak ve anmak başlıklı yazısı. Televizyon ekranlarında İmam Hüseyin'i anma ve Kerbela şehitleriyle ilgili matem programlarına rastlıyoruz. Malumunuz Kerbela, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katledildiği yerdir. Onunla beraber yanında bulunan yarenlerinin, ailesinin, kundaktaki bebeğinin, onun savunmasını Allah'a ulaşmanın vesilesi sayan 72 Allah dostunun vahşice kılıçtan geçirildiği, bu mübarek insanların Allah'a vuslat şerbetini içtiği yerdir. Kerbela'yı anmak demek, İmam Hüseyin'in İslam'dan sapmalara karşı kanını akıttığını hatırda tutmak, Allah rızası için canından geçebilmek, ümmetin ikazı ve irşadı için kurban olmak demektir. Kerbela'yı anmak demek, Yezid'in ordusuna ve Yezid gibilere, İslam'ı şahsi menfaatlerine alet edenlere, katliamları Allah rızasını umarak yapan dinden çıkmışlara lanet etmek demektir. Kerbela'yı anmak demek, hak ile batılın mücadelesini diri tutmak demektir. Bugün Kerbela'yı anma merasimleri düzenleyenlerse, din dersi kitaplarında yer alan kelime-i tevhid ifadesinden Muhammedur Resulullah kısmını çıkaranlardır. Müslüman halka domuz etini yemeyi serbest bırakanlardır. 40 bin kilise evini açanlardır. Zinayı yasalaştıranlardır. Hristiyan ve Yahudi firmalara bu ülkenin yeraltı kaynaklarını peşkeş çekenlerdir. Irak'ı işgal eden Amerikan askerlerinin sağ salim vatanlarına dönmesi için dua edenlerdir. Yine Irak'ta milyonlarca Müslümanın tepesine bomba yağdıran, binlerce kadının namusunu kirletenlere yardım edenlerdir. Orta Doğu'yu isyan ve darbelerle işgal eden Hristiyan batıyla aynı safta yer alıp onlara her türlü desteği sağlayanlardır. Müslümana kılıç çeken bizden değildir hadisini hiçe sayarak, Müslüman alemine Haçlı ordusunun ön safında kılıç çekenlerdir. Bunları yapan bir zihniyet, Müslüman alemine, yani hak batıl mücadelesinde Hakk'a her gün Kerbela'yı yaşatmaktadır. Kerbela'yı unutturmamaktadır. Ancak onların yaşattıkları ve unutturmadıkları Yezid'in mantığı, Yezid'in safı olduklarıdır. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam İslam'dan sapmaları engellemek, ümmeti ayıktırmak için kanını feda etmiştir. Bugün matem törenleri düzenleyenlerse İslam'dan sapmaların merkezi olmuşlardır. Müslümanın kanına kast edenlerle beraberdirler. Bunca icraatlarından sonra bu çevrelerin pak İmam Hüseyin'i ve onun mübarek mücadelesini anmaya bizce artık hakları yoktur. Yapılacak olan önce tövbe istiğfar edip bir daha Haçlı'nın safına asla dönmemek, haktan yana olanlarla beraber tek kalıncaya kadar beraber olmaktır. Haçlı'yı İslam topraklarına, yeraltı kaynaklarına ve yerüstü zenginliklerine sokmamaktır. Hem bunları yapıp Haçlı'ya çanakçılık yapacaksınız, hem de Kerbela'ya ağıt yakıp bu uğurda mücadele edenlerin yanında görünüp karşısında yer alacaksınız. Pes doğrusu, Allah ayıktırsın, bu derin gafletten ümmeti Muhammed'i uyandırsın. Bu yazımızda kimin Kerbela'yı anma hakkı yoktur konusunu izah ederken, biz siyasileri kastettik. Aleviler, Caferiler, topyekün İmam Ali'yi sevenler şüphesiz bu maksadın dışındadır. Profesör Doktor Haydar Baş. Türkiye'nin vizyonu kanal 99'da 18.30 ana haber devam ediyor. Ne anlamamız ve nasıl anmamız gerektiğiyle ilgili detaylı doğru yolu gösteren bilgilendirmeden sonra devam edelim. Şimdi bambaşka bir krizin içine götüreceğim sizi. Türkiye'de değil, Avrupa'da bir ekonomik kriz var ki sormayın. Avrupa Birliği'nin temellerini sarsıyor adeta. Birliğin lokomotif ülkeleri Almanya ve Fransa çöküşe çare arıyorlar. Buldukları çare çürük elmaları temizlemek, yani daha az üyeli yeni bir Avrupa Birliği. Yunanistan'la İtalya'da iktidarı deviren ekonomik kriz Avrupa Birliği içinde dalga dalga yayılıyor. Kriz Avrupa Birliği'nin temellerini sarsıyor. Birliğin lokomotif ülkeleri Almanya ve Fransa ise çöküşe çare arıyor.
Buldukları çare çürük elmaları temizleyip yollarına yeni bir oluşumla devam etmek. Yani daha az üyeli yeni bir Avrupa Birliği. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Paris'te bir araya geldi. İki lider Euro bölgesindeki 17 ülkenin yeni bir Avrupa Birliği anlaşması konusunda uzlaşması gerektiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, bütçe açıkları gayri safi milli hasılanın %3'ünü geçen ülkelere otomatik yaptırım uygulanmasını istiyorum. Avrupa Birliği ve Euro bölgesindeki ülkelerin bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceğinin ve yeni bir anlaşma gerektiğinin farkına varmalarını istiyorum. Ayrıca biz Euro bölgesindeki ülkelerin bütçelerinin dengeli olmasını kontrol etmek amacıyla üye ülkelerin anayasa mahkemelerine yetki verilmesini istiyoruz dedi. Alman Başbakanı Angela Merkel ise Avrupa Birliği tahvillerine karşıyız. Euro bölgesinin istikrarını korumakta kararlıyız dedi. Öte yandan Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's 17 Euro ülkesini negatif izlemeye aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Başbakanı Merkel, bir kredi derecelendirme kuruluşu yaptıklarından sorumludur dedi. Şimdi değerli izleyenler, bu büyük krizi konuşmadan edemeyeceğiz. Üstüne iki laf, iki kelam etmeden geçmeyeceğiz. Dolayısıyla bunu kimle yapacağız? Gazeteci, yazar Murat Çabas'la. Önce müsaadenizle bir kendisine hoş geldin, iyi akşamlar dileyim. Sonra bakalım masanın üstünde hangi konuları bulacak Sayın Çabas, bize nelerin altını çizecek. Sayın Çabas, hoş geldiniz. Türkiye'nin Vizyonu Kanal 99'da 18.30 ana habere. İyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Çabas, hiç uzatmayacağım. Avrupa Birliği'ne ne oldu? Bu iki lider neyi konuştular ve bize neyi anlatmak istediler aslında? O şifreler arasında neler söylenmek istiyor? Söz sizde. Şimdi haberin içerisinde de ifade edilen bir takım şeyler var. Mesela ne diyor? Avrupa Birliği'ni bir şekilde problemli olan ülkeleri dağıtıp yeni bir Avrupa Birliği oluşturmak. Şimdi Merkel'le Sarkozy'nin böyle bir düşünceleri var. Evet. Şimdi tabii şu var. Bu eğer böyle gerçekten böyle bir çözüm içerisine girdilerse, çözüm arayışı içerisine girdilerse demek ki hala problemi tam olarak kavramış değiller. Yani niçin Avrupa Birliği'nin bu noktaya geldiğini hala kavramış değiller. Ben sonucuna varıyorum. Çünkü bugün Avrupa Birliği'nin bu noktaya gelmesinin sebebi Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde olması değil veya efendim İtalya Avrupa Birliği'nde de o yüzden bu problemler yaşanıyor. Portekiz orada da işte o yüzden yaşanıyor gibi bir takım yorumlar yapıyorlar. Yani böyle bir şey yok. Problem bu değil. Problem şu anda Almanya'da da var. Problem şu anda Fransa'da da var, İngiltere'de de var. Çünkü şu anda temelinde problem var, oluşumun mantığında problem var. Bunu şu anda eğer Merkel'de Sarkozy göremediyse zaten bugün yaşadıkları krizi yarın da yaşayacaklar. Daha büyüğünü yaşayacaklar, daha sorumlusunu yaşayacaklar demektir. Tabii şu anda bir şekilde yaşanan bu büyük deprem, Avrupa Birliği depreminin üzerine örtmeye çalışıyorlar. Bakın biz çare arıyoruz tarzında bir takım girişimlerde bulmaya çalışıyorlar ama şu anda olay artık tam bir ümitsiz vaka. Ve şu anda şunu diyebiliriz, Avrupa Birliği uzatmaları oynuyor şu anda. Yani bu Sayın Çabas, yani bu çareyi bulamamış olsalar ki böyle bir mini zirve gerçekleştiriyor. Avrupa'nın siyaseti önde konuşulan Fransa ile ekonomisi güçlü olduğu söylenen Almanya, öyle değil mi? Evet evet, aynen bu şekilde. Şimdi bakın Sarkozy'nin açıklamaları şeyde de haberin içerisinde de vardı bu. Bütçe açıkları gayri safi milli hasılanın %3'ünü geçen ülkeler otomatik yaptırım uygulanmasını istiyormuş Sayın Sarkozy. Hı hı. Bir de Avrupa Birliği ve Euro bölgesindeki ülkelerin bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceğini ve yeni bir anlaşma gerektiğini farkına varmadan istiyormuş. Zaten bu cümleler şu anda Avrupa Birliği'nin aslında fiilen bittiğini gösteriyor. Yani geriye sadece resmi dağılma gündemleri. Yani şu anda bunu sağlayabilecek zaten Avrupa Birliği ülkesi yok. Bir de tabii bu şekilde devam edemeyeceğini ifade ediyor Sarkozy. Bu bir aslında itiraftır. Bir de tabii bu tür itirafların bugün siyasilerden gelmesi gerçekten çok önemli. Neden önemli? Çünkü siyasetçi problemi en son ifade eden insandır. Yani bugün Merkel'den bu itiraflar geliyor. Sarkozy'den bu itiraflar geliyor. Normal şartlar altında ekonomi kuruluşları, ekonomi think tank kuruluşları, işte nedir Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yöneticileri,
Bu tarz açıklamalar yaparlarsa bu çok fazla dikkat çekmiyor. Ama siyasetçi bunu yaptığı zaman artık ölçülebilecek bir şey kalmadı anlamına geliyor bu. Yani Sayın Çabas, mızrak çuvala sığmıyor şu anda. Sayın Çabas, sorunu çözmek değil de aslında kendilerini kurtarmak çabası değil mi Sayın Çabas? Biraz tabii, tabii aynen bu şekilde şu anda. Yani Almanya şunu düşünüyor. Yani biz en az zayiatla, en az hasarla biz bu birliği nasıl kapatabiliriz? Nasıl efendim bir şekilde biz bu olayı dağıtabiliriz? Bunun hesabı içerisindeler ama şu anda bu Avrupa Birliği öyle bir gemi ki su almaya başladı, batıyor, çöküyor, gemi parçalanıyor. Şimdi bu aşamada bunun lokomotif ülkesinin zarar görmemesi mümkün değil. Veya ikinci lokomotif ülkesi Fransa'nın bundan zarar görmemesi mümkün değil. Mutlaka zarar görecekler. Tabii burada şu gerçeği de görmek lazım. Profesör Doktor Haydar Baş Bey bundan yıllar önce Avrupa Birliği'nin dağılacağını, 15 yıl içerisinde dağılacağını ifade etmişti. Evet. Şimdi 15 yılda olmadı aslında. Daha kısa zamanda efendim dağıldığını görüyoruz. Ve Haydar Baş Bey'in ifade ettiği gerekçelerden dolayı birliğin dağıldığını görüyoruz. Ne o gerekçeler? Birincisi Haydar Baş Bey ısrarla diyordu ki Avrupa Birliği'nin artık yeraltı kaynakları kalmadı. Yani yeraltı kaynaklarını bitirdi, madenlerini bitirdi Avrupa Birliği. Başka? Gençliğini bitirdi. Avrupa Birliği yok aile planlamasıdır, yok şudur, yok budur diyerek efendim aile yapısını darmadağın etti. Ve ondan sonra da şu anda da nesil yetişmiyor, yeni insan yetişmiyor. Çok az. O da sürekli yaşlanma nüfusu, yaşlanma oranı sürekli artıyor Avrupa Birliği'nde. Gençliğini kaybetti. Başka? En önemli problemlerin bir tanesi de Euro para birimine geçmesiydi. Niye efendim bu büyük bir problem? Çünkü ülkelerin bağımsızlığını ifade eden bir şey var. Nedir o? Senyoraj hakkı. Bu bir ekonomik bağımsızlığın ifadesidir. Ekonomik bir haktır. Şimdi siz ne yapmış oluyorsunuz? Böyle bir hakkı Euro para birimine geçerek siz Avrupa Birliği Merkez Bankası'na vermiş oluyorsunuz. Kendi hakkınızdan feragat etmiş oluyorsunuz. Şimdi böyle bir hakkı Almanya gibi, Fransa gibi büyümekte olan ülkeler eğer bu felakatlarından vazgeçerlerse, bu haklarından vazgeçerlerse bunun sonucu deflasyondur. Zaten Almanya'nın ve Fransa'nın yaşadığı hadise de budur. Yani ne yapmıştır? Büyüme oranına göre para basamadığı için, bunlar üretim toplumları yani neticede, ve büyüme oranına göre de para basamadığı için kendi içinde ekonomi gömülmeye başladı. Ve dolayısıyla Almanya şu anda yıllardan beri sosyal devlet yardımı yapan Almanya, işte çocuk parası veren, efendim doğum parası veren Almanya son birkaç yıldan beri artık sosyal yardımlarını tamamen kesti. Artık halkına eskisi gibi yardımlarda bulunamıyor. Ne yapıyor? Vergiler artırmak zorunda kalıyor. Çünkü çok ciddi borçları var. 10 trilyon dolar yakın borçları olan bir ülke şu anda Almanya. Fransa hakeza öyle. İngiltere hakeza öyle. Bunlar şu anda yani Yunanistan'ı suçluyorlar. Yunanistan 350 milyar euroluk bir borçla beraber bu noktayı yaşadı. Şu anda Almanya'nın borcu bunun kat kat fazlası. Yani düşünebiliyor musunuz? 10 trilyon dolardan bahsediyoruz. Basit rakamlar değil bunlar. Ya, evet. Bunlar da borçlu olan ülkeler. Bütçe açıklarını bir şekilde gizliyorlar veya efendim bir şekilde ekonomi rakamlarla beraber gizlemeye çalışıyorlar ama şu anda Yunanistan'dan çok daha iyi durumda değil Almanya. Yani Fransa ile ikisi bir ortaklık kursalar yine aynı kaderi yaşayacaklar. Yine efendim kavga, gürültü ve efendim bir şekilde çöküşü yaşayacaklar. Bir de şunu ifade edeyim. Tabii lütfen. Bilmiyorum zamanımız yeterli mi ama. Lütfen efendim. Şimdi bakın Avrupa Birliği Euro para birimine geçti. O yüzden bu noktaya geldi. Peki Amerika? Yani Amerika şu anda niye çöküş yaşıyor? Veya İngiltere Euro para birimine geçmemesine rağmen niye çöküş yaşıyor? Bu soruların cevabını bulursak aslında Avrupa Birliği'nin sadece birlik olmasından da kaynaklanan bir problem olmadığını görürüz. Başka problemler de var. Ve asıl problem de bence kapitalizmdir. Yani bu ülkelerin kapitalist anlayışla beraber ekonomilerini yönlendirmeleridir. Çünkü kapitalizm mantığında tüketimi bitirmek var. Kapitalizm mantığında tüketiciyi desteklemek yok. Senyoraj hakkını milli gelire göre, üretime göre basıp vatandaşa dağıtmak yok. Global sermayedarların ekmeğine yağ sürme var. Vergileri alttan almak var. Üstten vergileri mümkün olduğu kadar global sermayedarların baskıları sebebiyle, siyasiler olan baskıları sebebiyle yukarıdakileri dokunmuyorlar. Alttakilerden sürekli yükleniyorlar. Dolayısıyla sermaye sürekli birilerinin eline toplanıyor. Şimdi bir de tabii buna
faiz gelirleri eklendiği zaman, yani bunu bir önceki programda da ben değerlendirmiştim. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi atıyorum Almanya için konuşalım. Yani 100 milyar diyelim ki üretim var. Pardon 10 milyar üretim var ama 100 milyar dönüyor piyasada. Yani faiz piyasalarında, spekülatif piyasalarda 100 milyar dönüyor ama toplam üretim 10 milyar. Bu rakamları atıyorum şu anda, yani reel rakamlar değil bunlar. Ya bu kadar fark var yani bu mevcut parayla üretim arasında. Peki o 90 milyar, o üretimin dışındaki, o üretim için kullanılan paranın dışındaki o 90 milyar ne işe yarıyor? O oturduğu yerden para kazanıyor. Dolayısıyla o kazandığı faiz aslında üretimin parasını da yutuyor. Dolayısıyla kendi içinde bir kaosa giren, bir girdaba giren, bir kısır döngüye giren bir ekonomi oluşturuyor. Bugün aslında Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, İngiltere'nin yaşadığı asıl problem budur. Ekonomisini milli üretime ve tüketime dayandırmadan ekonomiyi döndürmeye çalışıyorlar. Para başka amaçlar için kullanılıyor. Oturduğu yerden para kazanmak için kullanılıyor. Spekülatif piyasalarda kullanılıyor. Reel ekonomi şu anda efendim bu spekülatif ekonominin altında ezilip kalıyor. Tüketici eziliyor, üretici eziliyor. Dolayısıyla böyle bir manzarada bu ülkelerin ekonominin devam ettirebilmeleri mümkün değil. Burada Avrupa Birliği niye dağılıyor, Amerika niye ayakta duruyor? Bu sorunun cevabını verip dilerseniz sözlerimi bitireyim. Bakın Avrupa Birliği Euro para birimini hard currency yapamadı. Yani dünya para birimi haline getiremedi. Doların karşısında ayakta tutamadı. Dolayısıyla bunu da yapamadığı için krizini dışarıya ihraç edemedi Avrupa Birliği. Ve kendi içinde patladı kriz. Amerika ise parasını dünya parası yaptığı için, yani Çin de Amerikan dolarını kullanıyor, Rusya da Amerikan dolarını kullanıyor, Japonya'da şu anda Çin'in Merkez Bankası rezervlerinde 2,5 trilyon hatta 3 trilyon dolara yakın dolar var. Ve Çin şu anda Amerikan batmasını istemiyor. Neden? Bu para kağıda dönmesin diye. Yani şimdi para olacak pul, para olacak kağıt. O yüzden Amerika'yı ayakta tutmak istiyor. Şimdi Amerika ayakta tutan şu anda para birimidir, dolardır. Ve bu gerçeği Profesör Dr. Haydar Başbey yıllar önce ifade etti. Bugün Amerika'nın ekonomisinin de çökmesi ne zaman gerçekleşecektir? Eğer bütün dünya ülkeleri kendi para birimlerini kullanmaya başlarlarsa, efendim o zaman Amerika'da Avrupa Birliği'nden çok daha hızlı bir şekilde çökecektir. Ama şu halde efendim hala dünya parası iken dolar, Amerika krizini ne yapıyor? Bir kriz yaşıyor şu anda. O krizi Çin'e ihraç ediyor. O krizi Japonya'ya ihraç ediyor. O krizi Türkiye'ye ihraç ediyor. Parasını basıyor, gönderiyor. Parasını basıyor, gönderiyor. Satın alıyor. Bu şekilde krizi dışarı atabiliyor. Ama bunu atamayacak noktaya geldiği zaman, ülkeler uyandığı zaman, efendim farkına vardıkları zaman göreceksiniz, Amerika çok hızlı dağılacaktır. Evet. Çünkü Amerika bir hayal ülkesi. Bir bulutların üzerinde bir ülke. Yani reel efendim bir şekilde bir yere oturmuş bir ülke değil. Sırtını Pentagon'a dayamış ve parasına dayamış olan bir ülke. Para dağıldığı zaman Pentagon'da kalmaz. O yüzden şu anda şunu ifade etmek istiyoruz. Tabii Çin şu anda, Rusya, bu ülkeler paranın gücünü fark ettiler. Milli paranın gücünü fark ettiler şu anda. Yani bu Amerika'nın en çok korktuğu şeylerden bir tanesiydi. Ve bu şu anda kabus Amerika için gerçekleşmeye başladı. Bunu da ifade etmemiz lazım. Gazeteci yazar Murat Çabas, aslında 3-5 maddeyle sıralamak belki icap ederse, bizim haber merkezimiz çok güzel ekonomik kriz Avrupa Birliği rüyasını bitirdi başlığını attı ama Profesör Doktor Haydar Baş'ın da öngördüğü cümleleri siz söylediniz, dile getirdiniz. Gençliği bitirdiler. Onun dışında siyasi manevraları yeteri kadar yapamadıkları, siyasetle birlik sağlayamadıkları malum. Ayrıca yine Sayın Baş'ın söylediği gibi doğal zenginlikleri, doğal kaynaklarını yitirdiler dediniz ve bunu ekleyecek yine satır başlarını koyabilirseniz bir özetlemek anlamında bu ekonomik kriz Avrupa Birliği rüyasını bitir diye ekleyecek cümleler var mı? Son alayım, ondan sonra kapatalım. Burada aslında ülkeler şu gerçeği görüyorlar. Şu anda Profesör Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinin konusunda ne kadar haklı olduğunu, ne kadar efendim bu noktada modelin gerçekleri yansıttığını şu anda fiili olarak yaşıyorlar. Bakın özellikle Heidelberg'de yapılan, Almanya'nın ilim şehri biliyorsunuz, üniversiteler şehri olan Heidelberg'de yapılan kongreye ben de katılmıştım. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne. Oraya Bonn Üniversitesi'nden, Paris Üniversitesi'nden, efendim Amsterdam Üniversitesi'nden birçok profesörler geldi. Yüzlerce profesör geldi.
Ve bu profesörlerin hepsi hükümet danışmanları. Bulundukları ülkelerde hükümetlerin danışmanları. Dolayısıyla şu anda model Avrupa Birliği ülkelerinde şu an tanınıyor, biliniyor. Hatta bazı üniversitelerde şu anda araştırma konusu haline getirilmiş durumda. Ve bu bilinen bir gerçek olduğu için şu anda bu ülkeler kapitalizmin ne kadar yanlış olduğunu şu anda fiili olarak yaşıyorlar. Milli ekonominin de modelinde ne kadar çözüm olduğunu şu anda önlerinde görüyorlar. Ve inşallah bundan sonraki dönem bütün dünya ülkeleri için, inşallah tabii Türkiye bu noktada öncülük yapar. Evet, farkına varır bu modelin. Kendi içinden çıkan bu model aslında Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Başkalarından çözüm aramaması lazım. Şu anda Avrupa Birliği'nden medet umuyoruz. Avrupa Birliği dağılıyor. Çökmüş vaziyette. Hı-hı. Efendim Amerika'dan medet umuyoruz. Amerika şu anda parasıyla ayakta durmaya çalışıyor. Yani koltuk değnekleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Şu anda bu sistemler dağılmış, kapitalizm bitmiş vaziyette. Artık Türkiye bu tür kısır döngü modellerden başını kaldırıp çevirip kendi içinden çıkan bu dahiyane modele dönmesi lazım. Evet. Milli ekonomi modelini hayata geçirmesi lazım diyorum efendim. Gazeteci yazar Murat Çabas, ne yettiniz de bağlandınız A'dan Z'ye, bütün Avrupa Birliği'nin bu ekonomik krizin dışında nelerin etken olduğunu, nelerin etken olabileceğini öngördüğümüzü hep birlikte anlattık. Aslında şöyle özetlemek gerekecek, gazeteci yazar Murat Çabas, Avrupa Birliği'nin çabalarının ne kadar beyhude olduğunun altını bizlere net bir şekilde çizdi. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Değerli izleyenler, şimdi sizleri ülkenin, dünyanın konuştuğu bir konudan Türkiye'nin gündemine getireceğiz ama siyaset meydanına değil, dolayısıyla yeşil sahalarda konuşulan, içine biraz siyasetin de girdiği bir konuyla devam edelim ana habere. Fenerbahçe ile federasyon bir kez daha karşı karşıya geldi ki Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Şampiyonlar Ligi'ne gitmemeyi Fenerbahçeli yöneticiler istedi. Sözleri sarı lacivertlileri çıldırttı. Cevap Fenerbahçeli kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı bir açıklamayla geldi. Aydınların sözleri gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Federasyonda Fenerbahçe'ye yanıt verince yine iki tarafın arası iyice gerildi. Ben şimdi ilk defa bu programda yaşadığımız süreci gerçekleri açıklıyorum. Nihat Bey, tamam başkan, bu yazı geldikten sonra biz şimdi gidip karar alıp katılmayacağız, katılmama kararını vereceğiz dedi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, önceki gün katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir'le As Başkan Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme kararını kendilerinin aldığını, ancak Trabzonspor gönderilince olayın şeklinin değiştiğini söylemişti. 24 Ağustos'ta iki defa ben Fenerbahçe yöneticilerle görüştüm. Hiçbir problem yoktu. Problem nerede çıktı biliyor musunuz? Akşam Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne kabul edilmesinden sonra çıktı. Yoksa Fenerbahçe'nin gönderilmemesi hususunda Fenerbahçe yönetiminin hiçbir problemi yoktu. Ama ne zaman ki Trabzonspor alındı, bunu biz de sonradan öğrendik. Esas problem o zaman çıktı. Aydınların bu şok sözlerine Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Belgelerle Hukuki Gerçekler iki başlıklı bir açıklama yayınlayan Sarı Lacivertli Kulüp, Aydınların iddialarını yalanladı. Türkiye Futbol Federasyonu 24 Ağustos saat 12'ye kadar turnuvadan çekilme kararı almamızı istedi. Yöneticilerimiz konunun yönetimde istişare edilmesi gerektiğini aktararak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıldı. 24 Ağustos sabahı ise As Başkanımız Ali Koç bu sürede bu kararın alınmasının mümkün olmadığını Aydınlar'a iletti. Sayın Aydınlar'ın açıklaması gerçekleri yansıtmıyor. Fenerbahçe'nin yalanlamasına cevap Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyonun resmi sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın ifadelerinde herhangi bir gerçek dışılık varsa gerekli düzeltmenin konuşmaların muhatabı olan Fenerbahçe'nin ilgili yöneticileri tarafından yapılması gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar'ın ne 30 Kasım'daki basın toplantısında ne de 4 Aralık'taki konuşmalar arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili lüzum görülmesi halinde ilerleyen dönemde kapsamlı açıklamada yapılacaktır. Öte yandan diyaloğun bir numaralı muhatabı Mehmet Ali Aydınlar'ın ortak tanıdıkları aracılığıyla Ali Koç'la Nihat Özdemir'e haber gönderdiği öğrenildi. Aydınlar'ın Koç'la Özdemir kendi adına açıklama yapsın yoksa şahitleri açıklarım dediği belirtiliyor.
Sizleri bir müddet daha bu konunun içinde tutacağım, haberi yürüteceğim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sporda şike cezalarını düşüren yasayı veto etmesi ilginç bir durum da ortaya çıkardı. AKP Grup Başkan Vekilleri yasayı aynen meclisten geçirmekten yana olduklarını açıkladılar bugün. Ancak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir daha bu yasayı meclis gündemine getirmeye kimsenin cesaret edemeyeceğini söylemişti. 2 saatlik bir görüşme yaptınız. Şu ana kadar önüne gelen tüm yasaları onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sporda şike cezalarını düşüren yasayı veto etmesi ilginç bir durum ortaya çıkardı. Gül hükümette ilk kez ters düştü. AKP Grup Başkan Vekilleri veto edilen yasayı mecliste aynen geçireceklerini söylüyor. AK Parti MHP ve CHP ile birlikte o mutabakatını devam ettirmektedir. Ve bununla bağlantılı olarak bu kanun teklifinin bir an önce ve aynen daha önce görüşülüp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği gibi görüşülmesi ve kabul edilmesi yönünde bir kanaatimiz var ve bu kanaati muhafaza ediyoruz. Nurettin Canikli'nin açıklaması böyle. Öbürü de Süper Lig takım olursa. Diğer grup başkan vekili Mustafa Elitaş da altına beraber imza attıysak beraber de devam etmemiz gerekir. Yoksa sonradan imzamı çektim diye rüzgarın yönüne karşı konuşmak yanlış olur açıklamasında bulundu. Ancak hükümet içinde de çatlak var. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi düşünüyor. Artık siyasi partilerden hiçbir temsilci bu kanunun tekrar çıkarılması için bir gayret göstermeyecektir. Muhalefet bu ilginç durumuysa koltuk kavgası olarak değerlendiriyor. İşte CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin açıklaması. Sayın Abdullah Gül liderlik sevdasında. Ameliyat olmuş hasta yatağında bir başbakan, buradan ben çıkar mıyım deyip veto eden bir cumhurbaşkanı, ben biat etmedim diyen bir Bülent Arınç. Ayıp yakışmıyor. Başbakanın hastalığından yararlanarak liderlik sevdasına düşmüşler, hiç yakışmıyor yani. Bunca yıllık arkadaşlar, hani ya sen ya Abdullah Gül ya benim. Tekrar mı bu noktaya geldik? Futbolun yeşil sahalarından siyasetin o meydanına gidelim bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde yine şike tartışması vardı ama siyaset penceresinden. Partisinin grup toplantısında bugün Ankara'da konuştu Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sporda şike cezalarını indiren yasayı veto etmesine tepkiliydi. Veto kararıyla iddianamenin kamuoyuna açıklanması arasındaki yakınlık bize göre manidardır ve başka hesapların devrede olduğuyla ilgili kuşkularımızı da kuvvetlendirmektedir. Bizim anlayamadığımız taraf Sayın Cumhurbaşkanı'nın adalet duygusunun kimler tarafından saldırıya uğradığını ve kimler için kişiye özel yasalar çıkarıldığını unutmuş ya da unutur gibi görünmeye tevessül etmesidir. Biz çıkması için katkı verdiğimiz bir kanun değişikliğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde veto yetkisini kullanmasını hayret ve esefle karşılıyoruz. Çankaya noteri suçlamalarını bertaraf etmek amacıyla fırsattan yararlanarak meseleyi farklı noktalara çekmiştir. Söz konusu kanun değişikliği tekrar meclis gündemine aynı haliyle gelirse biz sözümüzün ve kararlılığımızın sonuna kadar arkasında duracağız. Sayın Gül'ün yaklaşımını son derece ikircikli ve çifte standartlıdır. Madem ki Sayın Cumhurbaşkanı adil ve hakkaniyete uygun cezalar belirlenmesi konusunda dikkatlidir, suç ve ceza arasında adalete uygun bir oranın bulunması gerektiğine atıf yapmaktadır. O halde Türklüğe hakareti düzenleyen 301. maddenin değiştirilmesinde neden aynı feraseti ve hassasiyeti göstermemiştir? Bugün grup toplantısını cenaze töreni nedeniyle yapamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in dün vefat eden annesi Hayriye Tekin bugün İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze törenine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Tamam, buraya gönderin. Tamam abi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in annesi Hayriye Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir beyin felci şey geçirdi. 45-50 gündür tansiyonla ilgili bir sorun vardı. Felce dönüştü.
Burada hekimler çok ciddi de uğraş verdiler ama olmadı. Hayriye Tekin için İstanbul Üsküdar'daki Şakir'in Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP tam kadro katıldı. Allahu Ekber. Hayriye Tekin'in cenazesi kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu cenazenin ardından Ankara'ya geçti. Kılıçdaroğlu hafta sonu yapılan İzmir mitinginde söylediği "Yargı iktidarın emrine girdi" açıklamasından dolayı özür dilemesini isteyen hakimler ve savcılar yüksek kuruluna cevap verdi. Perşembe günü bütçe görüşmelerinde yanıtını vereceğim, herkes dersini alacak. Değerli izleyenler, kış aylarının korkulu rüyası soba zehirlenmesi yine can aldı. Son acı haber Kayseri'den. Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Sobadan sızan gaz yaşlı çiftin sonu oldu. Acı olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Osman Bahar'la 82 yaşındaki eşi Hikmet Bahar gece sobayı yakıp uykuya daldı. Bu onların son uykusu oldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı Bahar çiftini zehirledi. Üzücü olay, yaşlı çiftten haber alamayan komşuların eve girmesiyle ortaya çıktı. Polisle birlikte kapıyı kırıp içeri giren komşular, içeride Osman Bahar'la eşi Hikmet Bahar'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis ekipleri evde inceleme yaparken acı haberi alarak eve gelen yaşlı çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi. Birlikte yaşayıp ölüme de birlikte giden Bahar çiftinin cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İşte bu haberin arkasından vereceğimiz şimdiki habere dikkat. Çünkü bu tür faciaların yaşanmaması için bu habere iyi kulak vermek lazım. Hava durumuna göz atacağız. Türkiye bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışlar tüm yurtta etkili olacak ve sıcaklıklar da 4 ila 6 dereceye düşecek. Son birkaç günü mevsim normallerinin üstü sıcaklıklarla geçiren Türkiye'ye kötü haber meteorolojiden geldi. Türkiye bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yüksek basınç merkezinin etkisinde bulunan Türkiye'nin bu gece batı kıyılardan başlamak üzere yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu nedenle gece saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Tahminlere göre iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve donla yer yer sis görülecek. Rüzgar batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Yarınsa ülkenin neredeyse tamamında yağış olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Aralıklarla 4 gün boyunca sürecek yağışlar hava sıcaklıklarında da düşüşe neden olacak. Sıcaklık yurt genelinde 4 ila 6 derece azalacak. Değerli izleyenler, havanın son dakikasını aslında şimdi almak için Ankara'ya götüreceğim sizleri. Meteoroloji uzmanı Sabri Gedeli telefon attığımızda, hiç uzatmadan kendisine yine merhabalar diyeyim. Sayın Gedeli, iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Az önce iki haber, yani bir meteorolojiden aldığımız, yine sizden aldığımız bilgileri aktardığımız bir hava durumu verdik ama onun öncesinde de Kayseri'den bir soba zehirlenmesi haberi verdik. Evet. Şimdi bu iki haberi ard arda vermemizin aslında bir anlamı var. Biraz da şifresizle çözülecek. Ne olur bu zehirlenmelerin önüne geçilecek uyarıları da yapmadan önce bir ülke genelindeki son durumu ne olur alalım. Van'daki durumu çok merak ediyorum. Onu aktarırsanız çok sevinirim. Evet. Ardından da kapanışta uyarıları alırız. Söz sizde lütfen. Tamam. Şimdi yaptığımız son değerlendirmelere göre ülkenin batı kesimleri genellikle çok bulutlu. Bu akşam ve gece Marmara, Kıyı Ege, Uşak ve Manisa ile
Yarın Marmara bölgesi, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklemekteyiz. Diğer bölgelerimiz ise parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla'da çok kuvvetli. Yarın için Manisa'da öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Kütahya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir'de kuvvetli olmasını bekliyoruz yağışların. Gece ve yarın sabah saatlerinde yine iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis beklentimiz var. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 4 ile 6 derece azalacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı, yarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, kıyı Ege ile bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'da kuvvetli olarak eseceğini tahmin etmekteyiz. Yani Nodos yurdun batı kesimlerini bu akşam ve gece saatlerinde, yarın da kıyı Ege'de yine etkisini gösterecek, kuvvetli olarak etkisini gösterecek. Bazı ilerimizdeki hava durumları da şöyle olacak. İstanbul parçalı, çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakasının, gece saatlerinden itibaren de il genelinin sağanak yağışla geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olmasını beklemekteyiz. Rüzgar yine yarın sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. 10-14 derece. İzmir parçalı, çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışı geçecek. Yağışlar il genelinde çok kuvvetli olması beklenmekte. Rüzgar da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 12-15 derece. Adana az bulutlu açık. 4-16 derece. Ankara parçalı, çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve buzlanma ve don olayı beklentimiz var. 0-12 derece. Trabzon parçalı az bulutlu 8-16, Erzurum az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis beklentimiz var. -23'e -5 ve Diyarbakır az bulutlu açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis beklentimiz var. -6'ya -11 derece civarında olacak. Van'a baktığımızda Van'da az bulutlu açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis beklentimiz var Van'da da. Sıcaklıklar bu gece en düşük sıcaklık -5 derece dolayında, yarın günün en yüksek sıcaklığı da 5 derece dolayında olacak. Batı kesimlerde Lodos var dedik. Buna karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekmekte. Özellikle soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmekte. Hemen rüzgarı tekrar aktarmaya çalışayım. Lütfen. Kıyı Ege ile bu akşam ve gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz. Yağışlı alanda şu şekilde olacak. İzmir, Aydın ve Muğla'da yağışlar çok kuvvetli. Yarın ise Manisa, Uşak, Kütahya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir'de yağışların kuvvetli olmasını beklendiğinden vatandaşların dikkatli olması gerekmektedirler. Soba zehirlenmelerine dikkat dedik. Doğalgaz ve soba borularını temizleyelim dedik. Dolayısıyla yağış geliyor, bunu söyledik ama sel riski var mı? Kısaca cevap verelim Sayın Gedeli. Var mı sel riski ülke genelinde? İzmir, Aydın ve Muğla için var. Var. Peki bir de şunu söyleyeceğim. Sisle ilgili herhangi bir durum var mı yine ülke genelinde ciddi bir şekilde? İç ve doğu bölgelerde yine sis var. Sabah ve gece saatlerinde yoğunluğunu arttıracak siste. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece düşüyor. Ciddi bir düşüş. Yarı yarıya 14-15'lerden. Marmara bölgesinde. Ancak doğu bölgelerde yine kuvvetli buzlanma ve don olayı beklentimiz mevcut. Hala Erzurum civarlarında, Kars civarlarında sıcaklıklar bir hayli düşüyor. -23 derece bugün Erzurum beklenen en düşük sıcaklığı olacak. Bir de şunu soracağım. Rüzgar çok sert. Fırtına değerlerine yaklaştı mı? 65 kilometre saatte herhalde değil mi? Fırtına değerlerine yakın bir rüzgar mı? Yakın bir rüzgar. Zaman zaman 60 kilometre bölü saat hıza çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Lodos'ta bugün Marmara ve Kıyı Ege'de göreceğiz bunu. Denizde ancak sabah saatlerinden itibaren de rüzgar Poyraz'a çevirecek Marmara'da. Bir de balıkçılarımızla, denizcilerimizle ilgili uyarınız olur mu? Bu rüzgarda çıksınlar mı, çıkmasınlar mı? Seferler iptal olabilir mi, ne diyorsunuz? Marmara denizlerimizde fırtına beklentimiz yok. Ancak rüzgarlar yine kuvvetli olarak esecek. Özellikle Marmara ve Kıyı Ege'de. Sayın Sabri Gedeli, Ankara'ya çok teşekkürler. Size de çok teşekkürler. İyi çalışmalar, kolaylıklar. Çok sağ olun. Yayınımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ekranınıza bir yıkımın haberini getirmiştik. Haberimizde yıkımlarda iş makinesi kullanmanın tehlikeli olduğunun altını çizmiştik. Maalesef haklı çıktık. Van'da depremde ağır hasar gören 6 katlı bina iş makinesiyle yıkımı sırasında çöktü. Olayda enkaz altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti. Tarih 28 Kasım 2011. Yani geçtiğimiz hafta pazartesi günü. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağır hasarlı olan yurt binasının yıkılışını ekranlarınıza getirmiştik.
Yıkımın neden dinamitle değil, ölüm tehlikesi içeren bir yöntem olan iş makinesiyle yapıldığını sorgulamış ve yurt dışında yıkımların nasıl yapıldığını örnekleriyle ortaya koymuştu. Uyarı niteliğindeki bu haberimizin üzerinden sadece 8 gün geçti. Maalesef tam da uyardığımız şekilde bir can yitirdik Van'da. Öyle birden bina üstüne yıkıldı kepçecinin üzerine. Yıkma çalışırken. İçinde bir kişi var. İstasyon mahallesinde ağır hasarlı olan 6 katlı Alkan Apartmanı'nın iş makinesiyle yıkımı yapılıyordu. Geçen hafta sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Ayakta zor duran bina, iş makinesinin çalıştığı sırada yıkılsa ne olacak? İşte bu sorunun cevabı acı bir şekilde verildi. Van'da ağır hasarlı 6 katlı apartman, altında iş makinesi çalıştığı sırada yıkıldı. Olayda enkaz altında kalan Recep Gezen isimli iş makinesi operatörü hayatını kaybetti. Sizleri farklı bir yere götüreceğim, Van'dan Kocaeli'ye, ama içerik aynı, görüntüler aynı ama aynı olan bir şey daha var. Hüzün, üzüntü, gözyaşı. Kocaeli'nin Tavşantepe Mahallesi güne dozer sesleriyle uyandı. Yıkım ekipleri Roman vatandaşların gece kondularını yıkmak için gelmişti. Evleriyle birlikte hayalleri de yıkıldı Roman vatandaşların ve onlar da gözyaşlarına boğuldu haliyle. Ne bir doğal afet ne de bir cenaze ağdı. Onlar yıkılan evlerini ağlıyor. Görüntüler Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nden. Roman vatandaşlar kireç ocakları mevkiinde kurdukları gece kondularda yaşıyorlardı. İmara açık araziye kurulan bu evler için belediye ekipleri defalarca yıkılacak uyarısı yapmıştı. Ancak gidecek yerleri olmayan Romanlar evlerini terk edemedi. Ben hep oturmak istiyorum, çalışamıyorum. Gece aralarından duramıyorum. 5 kuruş benim bir gelir atım yok. Kağıt toplayıp burada parçasını ekmek yiyorum. Onu da toplayamıyorum, çalışamıyorum. Kepçeler yıkıma geldiğinde gözyaşları da sel oldu. Aileler evlerinin yıkılışını çaresizlikle izledi. Romanların hayalleri de evleriyle birlikte yıkıldı. Yıkılmışım ben, davulmuşum. Kayseri'deyiz. Melikgazi ilçesinden acı bir haber geldi. Okula gitmek üzere evden çıkan 2 öğrenciye araba çarptı. Çocuklardan biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken diğeri hayatını kaybetti. Olay yerine giden ölen çocuğun annesi ise sinir krizleri içerisindeydi. İşte bir annenin en acı anı. Evladı bir otomobilin altında feci şekilde can verdi. Görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden. Okula gitmek üzere evden çıkan 5. sınıf öğrencisi A.Ö. arkadaşı E.Ö. ile birlikte yürüyordu. Karşı yönden gelen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çocuklara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ö.'yü kurtarmak için elinden geleni yaptı ama nafile. Arabanın altında ezilen minik öğrenci hiçbir müdahaleye cevap vermedi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne ise sinir krizleri geçirdi. Acılı anneyi sağlık ekipleri ve polisler teselli etmeye çalıştı. A.Ö.'nün cansız bedeni Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan E.Ö. o anı anlattı. Araba asfalttan mı geldi? Yoksa şu toprak yoldan mı? Evet, asfalttan geldi. Asfalttan geldi, evet. Toparlayamadım. Bir de çarptı, sonra... Size nerede çarptı? Bir de tam şu, o beyaz arabanın biraz daha... Kayseri'den Bursa'ya geçeceğiz. 18.30 ana haber yurttan gelişmelerle devam ediyor. Değerli izleyenler, işçiler sobayı yakmak için tiner kullandılar. Bir felaket yaşamalarına sebep oldu bu da. Bültenimize Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar sitesinden görüntülerle devam ediyoruz. Görüntüler Bursa İnegöl mobilyacılar sitesinden.
Halil İbrahim Uşu'a ait iş yerinin ikinci katında çalışan işçiler sobayı yakmak için tiner kullandı. Sobaya dökülen tiner bir anda harladı. Etrafa saçılan kıvılcımlar sünger ve kumaş parçalarının bulunduğu bölüme sıçradı. Yangın kısa sürede büyüdü. Kendilerini zor dışarı atan işçilerden Emrah Aydoğan bacağından yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Çevredeki iş yeri sahipleri de iş yerlerinde bulunan malzemeleri dışarı çıkarttı. Vatandaşlar itfaiyenin yangını kontrol altına almasıyla rahat bir nefes aldı. Bugünün ilk saatlerinde yaşayan, heyecanı doyasıya yaşayan, aslında isteseler de istemeseler de iki ilimizden bir tanesi Bursa'ydı maalesef. Bu üzücü gelişmeleri yaşadı halk Bursa'da. Ama bir il daha vardı ki Konya. O da güne oldukça hareketli başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren aktardık size. Narkotik ekipleri Karatay ilçesi Yeni Mahalle'de 35 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi ve tam 600 polis katıldı o operasyona. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya bağlı 70 kişi de bu konuyla alakalı gözaltında tabii. Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Görüntüler Konya'dan. 6 ay süren teknik takibin ardından Karatay ilçesindeki Yeni Mahalle abluk altına alındı. Niğde, Karaman ve Isparta'dan gelen takviye ekiplerin de katılımıyla 600 polis şafak operasyonu için düğmeye bastı. Sabah erken saatlerde 35 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Kapılar koç boynuzu olarak tabir edilen araçta açıldı. Alın arkadaşlar şu boynuzu alın. Özel eğitimli narkotik köpekleri her yeri didik didik aradı. Operasyonda yüklü miktarda esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken aralarında kadınların da bulunduğu 70 kişi de gözaltına alındı. Yurt haberleriyle nokta koyduk bugüne, 6 Aralık 2011 Salı gününe. Günün haftanın ikinci çalışma ve okul gününü böyle geçirdik biz bugün. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle yayında yapımda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımla hepinize mutlu akşam diliyorum. Ama yarın akşam oynanacak önemli bir karşılaşma var. Şimdiden şans dileyelim. Yarın akşam da hepimiz dualarımızda Trabzonspor'un yanında olacağımızı şimdiden söyleyelim. Trabzonspor Lille gidiyor Fransa'ya deplasmanda. Onurlu güzel bir mücadele vereceğini ümit ediyoruz. Umarız kazanacağız. Şimdiden yüreğimiz onlarla. Aynı zamanda bir deplasman böyle olacak ama bir de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var ki sormayın. Hepimiz yine onu da takip edeceğiz. Hepinize mutlu akşam diliyorum efendim. Mutlu bir akşam diliyorum. Tüm sevgim ve saygımla.